Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Elem nuhlikil evvelin. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sümme nütbe'uhumul ahirin. Sonra onlara diğerlerini eklemedik mi? Kezalike neb'alu bil mücrimin. Biz mücrimlere böyle yaparız. Veylün yevmeydin lil mükezzibin. Yazıklar olsun o gün hakikati yalanlayanlara. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَقَوْمُ عَادٍ وَثَمُودٍ ثُمَّ نُتْبَعُهُمُ الْآخِرِينَ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَغَيْرُهُمْ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ قِيلَ مُجْرِمِ هَذِهِ الْأُمَّةِ Biz mücrimlere bunu yaparız derken kastettiği bu ümmetin mücrimleri. ثُمَّ اِخْتَلَفَ فِي وَقْتِ فِعْلِهِ Ne zaman bunu yapacak? Vaktinde ihtilaf edildi. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَانَ هَذَا الْإِهْلَاكَ فِي الْآخِرَةِ بِأَنَّ هَذَا الْإِهْلَاكَ فِي الْآخِرَةِ Bu helak ahirette olduğunu söylemiş. لِقَوْلِهِ تَعَالَى Çünkü şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle بَلِسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ Onların vaatleşme yeri kıyamettir. وَالسَّاعَةُ اَدْنَا وَأَمَرْ Ve o kıyamet de çok yakındır. اَدْهَا وَأَمَرْ Evet. Normalde Kur'an ayette, bizim kıraatte, orada da edha değil mi? Edha ve emar. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ اَنَّهُ فُعِلَ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ Bazıları da demiştir ki onlara zaten o biz onlara mücrimlere cezalandıracağız diyor. Bu ayet Mekke'de indi ama sonra o zaten Bedir'de cezalandırıldı deniliyor. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ اَنَّ فِعْلَهُ بِمُجْرِمِ اُمَّةِ مُحَمَّدْ عَلَيْسَلَاتُ وَسَّلَامُ Bu burada kastetmiş olduğu yani yapılacak ceza ümmeti Muhammed'in yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin mücrimlerine yöneliktir. Kema rava an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale şöyle buyuruyor Efendimiz Nusirtu bir ru'bi mesirate şehrayn iki aylık mesafeden ben korkuyla yardım edildim. Korkuyorlardı benden yani. Evet. أَلْقَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي قُلُوبِهِمْ اَرْرُعْبَ Allah onların kalplerine bir korku atmıştı. حَتَّى تَرَكُ الْاِنْتِيَابَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ وَاَصْحَابِهِ لِلْمُحَارَبَةِ مَعَ كَثْرَةِ شَوْكَتِهِمْ وَقِلَّةِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ Bundan dolayı da حَتَّى تَرَكُ الْاِنْتِيَابَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى saldırmaya, ilişmeye çekiniyorlardı. Sayılarının fazla olmasına, مَعَ كَثْرَةِ شَوْكَتِهِمْ daha güçlü olmalarına rağmen ve peygamberin ashabının daha az olmasına rağmen fehada fi'luhu bil mücrimin işte mücrimlere yapacağı şey budur. Bu korku onlara yeter diyor yani. Peygamberin ümmetine ümmetinden olanlara yani. Ve fi irka'ir ru'bi onların kalplerine o korkunun atılması eltafu ayati risaletihi onun peygamberliğinin işaretlerinin en latif olanlarındandır. وَاَبْيَنُ حُجَّتٍ عَلَيْهَا Onun peygamberliğine en açık beyan, en ebyen hüccettir. اِذْ كَانَ ف۪يهِ مَا يَتَنَبَّعُهُمْ Çünkü, يُنَبِّعُهُمْ Evet. اِذْ كَانَ ف۪يهِ Çünkü, اَنَّ الَّذ۪ي اَقْعَدَهُمْ عَنِ الْقِتَالِ وَقَدَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اَمْرٌ سَمَاوِيٌ لَا غَيْرٌ Evet. Çünkü onlara şunu haber veriyordu bu durum. Onları savaştan alıkoyan, geri durduran yani peygambere saldırmaktan engelleyen ve onların kalplerine korkunun atılması vakat fi kulubir ru'be kalplerine korkunun atılması emrun semaviyyun la gayr bu semavi bir şeydir. Başka bir şey değil. Şimdi tabii arkadaşlar yani semavi olan şeyin sayısının çok fazla olması yani hayatın içerisinde semavi olan, ilahi olan şeylerin çok olması biraz böyle bilim ve teknolojinin gelişmişlik düzeyiyle alakalı. Burada bilim ve tekniği yüceltme gibi bir şey yapmadığımı zaten biliyorsunuz. Yani 50 sene öncesine göre bile bugün dünya, kainat içinde bulunduğumuz şeyler daha açıklanabilir. Değil mi? Açıklanmaya daha müsait. Ve artık mesela bir isim bir objeyi gösterir. Kalem dediğimde sizin aklınıza kalem geliyor mesela. Şimdi bunun da ötesinde mesela insan davranışlarının bile artık yorumlanabilir
açıklanabilir bir tarafı var yani. Yani bu davranışı niye sergiledi? İşte şu arkasında şöyle şöyle bir gerekçe var. Bunu ona iten şu sebepler var. Hatta bunun da ötesinde, buna psikoloji diyoruz işte. Bunun da ötesinde daha da ileride insan, yani bir grup insanın, yani bir tane değil, insanların davranışlarını, hareketlerini tespit eden, bunları ölçen, bunlarla işte kavramlaştıran, anlayan, anlatan ve açıklayan ilim var bugün, değil mi? Sosyoloji. Hatta o kadar ki insan davranışlarını tahmin bile edebiliyor. İleri seviyede bir tahminde bulunabiliyor. Bunun tutma oranı tabii çok böyle 2 kere 2, 4 oranında yer çekim kanunu gibi bir kanun değil. Öyle bir bilim değil bu, ama öyle de bir taraftan. Şimdi misal veriyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte 2 aylık yol mesafesindeki bir yerden kalplere korku salıyor olması semavidir dedi ya mesela. Açıklanabilir bir şey aslında. Yani o gün bir sosyolojik bir tahlille, yani o kabileler arası ilişkileri, işte güç dengelerini dikkate alarak, göz önünde bulundurarak açıklanabilir aslında. Dolayısıyla bu bugün olsa semavi bir şeydir denmez. Yani bunun bir açıklaması olur, bir izahı olur ve o şekilde ifade edilir yani. Evet. Bunu niye söylüyorum? Demitolojik çalışmalar, yani böyle bir teşebbüsler var. İşte mitolojiden arındırma, dini daha anlaşılabilir, daha açıklanabilir bir şey haline döndürme, çevirme. Böyle bir girişim var bugün, böyle bir teşebbüs var. Bunun bir yere kadar kompleksle, bir yerde böyle çok kompleksli tavır almayı gerektiriyor mesela. Yani bu şekilde duruş sergileyenler var. Çok kompleksli yani. Her şeyi açıklamanın peşine düşen, bu sefer de çok gülünç duruma düşen insanlar var. Evet, bu öyle olmasın tabii, o duruma düşmeyelim. Ama açıklanabilecek şeyler varsa da açıklayalım. Zaten bugünkü deizmin artmasının önemli sebeplerinden biri de, yani deizm artıyor ama anlattıkları gibi değil yani. Yaygarası, yani algısı biraz fazla. Yoksa arttığı kesin yani. Yani bu çok fazla akıl dışı, çok böyle akla ters, yani mantığa ters bazı uygulamalardan ziyade bir algı var. Yani açıklanabilecek bir şeyi bile tamamen böyle semavi, mistik bir dille, mitik bir dille, daha doğrusu mitolojik bir dille ifade edilmiş olması insanları, çünkü insanın dine gelirken ki amacı zaten anlam arayışı. Bir anlam sorunu yaşadığı için dine geliyor yani. Bunun anlamını en azından açıklamak lazım, anlamını. Elem nahlukkum min ma'in mehin. O sizi küçük, yani kötü bir sudan yaratmadı mı? Ve kavlu azze ve celle elem nahlukkum min ma'in mehin fecaizun en yekune zikru hâde. Şu caizdir, bunun zikredilmesini için. Liyedfe anhumul işkâle ve rayb ellezî i'terada lehum fî emril ba'd. Yani bunun şun için sevk edilmesi, bu ayetin anlamının şu olması caizdir. Onların o öldükten sonra dirilmeyle ilgili kendilerine hasıl olan, arız olan şüpheleri, korkuları def etmek için bu söylenmiştir. لِأَنَّ الْاَعْجُوبَةَ فِي الْاِعَادَةِ لَيْسَتْ بِاَكْتَرَ مِنَ الْاَعْجُوبَةِ فِي الْاِنْشَاءِ وَالْاِبْتِدَاءِ. Yani asıl, yani iadede acayiplik, yeniden yaratılmaktaki acayiplik, sıfırdan yaratılmaktaki acayiplikten daha azdır. Tamam, o da acayiptir ama asıl şaşılacak, taaccüp edilecek şey sıfırdan yaratmaktır. Yeniden yaratmak değil yani, tekrar yaratmak değil yani. Fedekara ibtidâ'e halkihim, onların ilk yaratılışlarını zikretti. Niçin? Lientefî anhumur raybe fil i'âdeti, onların öldükten sonra dirilmeyle ilgili şüphelerini almak için. Fecaizin en yekûne zikru halkihim minel mâil mehîn. وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعَافُ الْمُسْتَقْذَرُ لِيَدَعُوا تَكَبُّرَهُمْ وَتَجَبُّرَهُمْ. Evet. Bu şunun için de söylenmiş olabilir. وَجَائِزِنْ اَيْكُنُ ذِكْرُ خَلْقِهِ مِنَ الْمَاءِ الْمَهِينَ. Yani o, yani kötü bir sudan. Ki nedir o? الْمَاءُ الْمُسْتَعَافُ الْمُسْتَقْذَرُ. Yani uzak durulan, müstaaf yani şey yapılan, tiksinti duyulan yani. Müstakzer, çirkin, pis görülen, kirli görülen. Niçin?
böyle yapılıyor. لِيَدَعُوا تَكَبَّرَهُمْ وَتَكَبَّرَهُمْ Onlar kibirlerini ve o tecebbürlerini, içindeki o baş kaldırma teşebbüslerini boğmak için, yok etmek için. عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ سَلَمْ وَاَنْقَادُوا لَهُ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona inkiyat etmede ki işte inkiyat etmede göstermiş oldukları kibre engel olmak için. Evet. Ve yücibu ve ilâ mâ da'âhum ileyhi ve onları çağırmış oldukları şeye icabet ettirmek için. Ve akbara ennehu halakuhum fi zulümâti illeti lâ yentehi ileyhâ tedbirul beşer. Allah Azze ve Celle onları öyle bir karanlıkta yarattı ki hiçbir beşerin onu tedebbür etmesi mümkün değil. Anlaşıldı mı? Yani hiçbir beşerin yapamayacağı, yani kendisinin baş edemeyeceği bir yerden, bir yerde Allah Azze ve Celle onları yarattı. Niye? لِيَعْلَمُ اَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ Allah onlara bunu, şunu gösterdi ki Allah istediğini yapmaya kadirdir. وَيَعْرِفُوا اَنَّهُ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ Ve ona hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Bunu da öğretmek için. فَيَحْمِلُهُمْ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُرَاقَبَةِ وَعَلَى التَّيَقُّضِ وَالتَّبَصُّرِ Bu onları bir murakabeye, bir teyakkuza yönlendirsin yani. Anlatabildim mi? Bütün bu işler onlara bir kendi içlerine dönüp kendilerine çeki düzen vermeye sevk etsin onları. Ve tebassur, bir basiretle bakma, bir basiret meydana getirsin onda, onlardan. فَجَعَلَّهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ Biz onu mekin bir kararda kıldık. اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ Bir malum bir miktara kadar. وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَّهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَالْقَرَارُ الْمَك۪ينُ هُوَ الرَّحِيمُ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالَى قَرَارًا مَك۪ينًا يَتَمَكَّنُ ف۪يهِ الْمَاءُ الْمَه۪ينُ Orada o atımlık su orada temekkün eder. فَيَخْلُقُوا مِنْهُ عَلَقَةً وَمُضْغَةً Ondan alaka ve mudga, bir kan pıhtısı ve oradan da bir çiğnemlik et meydana getirir. وَيُقِرُّ ف۪يهِ اِلَى الْوَقْتِ الَّذ۪ي قَدَرَ اللّٰهُ تَعَالَى الْخُرُجُ مِنْهُ Ve Allah Azze ve Celle onun oradan çıkmasını karar kılacağı zamana kadar da oradan, Allah Azze ve Celle'nin oradan çıkmasını mümkün kılana kadar da, o vakte kadar da orada karar kılar. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Biz takdir ettik, ne güzel takdir ettik. وَيْلُنْ يَوْمَ اَيْدِنْ دِلْ مُكَذِّبِينَ Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدَرْنَا قُرِئَ فَقَدَرْنَا فَقَدَّرْنَا فَقَدَرْنَا اَيَّانِ خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنْهُ بِقَدَرٍ Yani bir miktarda yarattık. فَقَدَّرْنَا اَيَّانِ قَدَّرْنَا ne peki? سَوَّيْنَاهُ عَلَى مَا تُوْجِبُهُ الْحِكْمَةِ Hikmetin gerektirdiği şekilde onları tesbih ettik. عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي تَذْكُرُ ف۪ي قَوْلِي عَزَّ وَجَلَّ O şekil üzere. Allah Azze ve Celle'nin şu ayet-i kerimede zikrettiği şekil üzere. Nedir o? وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى O en iyi şekilde takdir eden ve hidayet veren. وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Aha, tesbih. En iyi şekilde tesbih eden, güzelleştiren yani ona. Şekil veren işte. فَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Ne güzel takdir etti. Yani takdir edenlerin en güzelidir. Ey en'im bihi min kadirin. Ne acayip takdir etti. Hani ensir bihi vardı ya, çok az kullanılır bu. En'im bihi min kadirin. Ne acayip takdir etti. Ne kadar güzel takdir etti. Evet. Feyahrucu mahrace zikril alâi ve ni'im. Ey yani innellezî fe'ale biküm hâda. Bunu yapan huvallahu teâlâ. O Allah ki lem yaktir ahadun en yef'ale biküm hâdel fi'al. Hiç kimse bunu yapmaya kadir olamaz. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin bu yaptığını hiç kimse kadir olamaz size bu yapmış olduğu. Yani sizi feyahrucu mahrece zikril alay ve ni'am yani sizi nimet ve lütuflarını zikredebileceği bir yere çıkardı sizi. Elem nec'al arda kifaten biz yeryüzünü ahya'en ve emvaten ölüler ve diriler için bir mekan yapmadık mı? أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا صِلَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى Şu ayetin, bir önceki ayetin sılası olabilir. Ne o? أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ بِمَّا اِمْ مَه۪ينَ
فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَيَكُونُ فِي ذِكْرِ هَذَا كُلِّهِ تَذْكِيرُ الْآلَاءِ وَالنِّعَمِ وَتَذْكِيرُ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالْحِكْمَةِ. Şimdi bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, nimetlerini ve onun saltanatını, kudretini, gücünü hatırlatmak için zikredilmiş olabilir. Evet. فَوَجْهُ تَذْكِيرِ النِّعَمِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فِي اَوَّلِ مَا اَنْشَأَهُ اَنْشَأَهُ نُطْفَةً قَدِرَةً. Allah onun ne, peki onun tezkir nerede burada? Yani zikir, nimetlerinin zikrinden o öyle bir hikmeti nasıl alıyoruz? Allah sizi ev ve ek defa yarattığında اَنْشَأَهُ نُطْفَةً قَدِرَةً böyle pis bir nutfe olarak, bir damla olarak yarattı. فَجَعَلَ لَهَا مَكَانًا يَغِيبُ عَنْ اَبْصَارِ الْخَلْقِ onun için insanların gözünden uzak bir mekan takdir etti. وَلَمْ يُفَوِّلْ تَدْبِيرُهَا اِلَى الْبَشَرِ o bir adı, bir damlacık suyun şeyini, tedbirini, yani onun gözetimini beşere bırakmadı. Hakikaten bir damla suyu onu alıp da oradan 4,5-5 kilo efendim aşağı yukarı 40-50 santim çapında bir varlığa dönüştürme bir makinayla olacak bir şey değil. Değil mi? Onu beşerden aldı yani. Onu tedbirini beşere bırakmadı. وَكَذَٰلِكَ الْفِي الْوَقْتِ الَّذ۪ي اَنْشَأَهُ عَلَقَةً وَمُضْغَةً aynı şekilde onu bir kan pıhtısı, bir muzga yaptığında da öyledir. Yani لَمْ يُفَوِّضْ تَدْبِيرُهُ اِلَىٰ اَحَدٍ مِّنْ خَلَائِقِهِ mesela o bir kan pıhtısına döndüğünde de onun tedbirini, yani onun gözetimini beşere vermedi. Bir mesela et parçası bir çiğnemlik et olduğunda da yine beşere bırakmadı o işi. لَنُّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَسْتَعَافُ وَيُسْتَقْدِرُ يُسْتَعَافُ وَيُسْتَقْدِرُ çünkü o vakitteyken, yani o kan pıhtısı ve bir damla olduğu vakitte, yani böyle tiksinti duyulan, iğrenilen bir şeydir. Kaçınılan bir şey yani. وَلَا يُتْفَوْ عَنْهُ الْمَعْنَ الَّذ۪ي وَقْتَ الْاِسْتَعَافَ وَالْاِسْتِقْدَارِ بِالْتَطْهِرِ yani ondaki o kaçınılma veya uzak durulma, tiksinti duyulma manası temizlikle de gidecek bir şey değil. Kendisi pis zaten yani. Anlaşıldı mı? وَلَا يُدْفَوْ عَنْهُ بِالْتَطْهِيرِ yani ondaki o kirlilik veya tiksinti duyulma durumu bir temizlikle izale olacak bir şey değil yani. فَجَعَلَ لَهُ قَرَارًا مَك۪ينًا يَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ اَبْصَارِ الْخَلَائِقِ ona öyle bir mekan kurdu ki beşerin gözetiminden uzaktı. ثُمَّا لَمَّا أَنْشَأَهُ نَسَمَةً ne zaman ki ona bir nefes alma imkanı verdi. Yani bir canlılık yerleştirdi. وَسَوَّا خَلْقَهُ ve onun yaratılışını bir seviye, belli bir düzeye getirdi. Hakikaten arkadaşlar o insanın biyolojik varlığı tamamen tamam olduğunda kendiliğinden doğuma yöneliyor cenin. Yani son iki ayda gelişiyor. En son akciğer gelişiyor mesela. Şöyle söylüyorlar. Anne karnında bir çocuk iki gün bile fazladan durmuyor yani. Çok enteresan değil mi? Yani her şeyi, şimdi mesela 9 ay 10 gün veya 15 günse eğer son 3 günde, son 5 günde bile oluşan hücreler var, organlar var. Yani son dakikaya kadar bir gelişim süreci devam ediyor. Yani en son oradaki işi bitiyor, tamamlanıyor. Yani bir insan olarak tas tamam hale geliyor. Göz, kulak, beyin, işte iç organlar, akciğer, ayak, el, tırnaklar hepsi tamamlanıyor. Mesela tırnaklar en son oluşanlardan. Ondan sonra artık doğum gerçekleşiyor yani. Evet, akhrajahu min badn ummihi ve alqa fi qalbi ebeveyhi ar-riqqata vel-atfe. Sonra onu annenin karnından çıkarttı ve çıktıktan sonra da anne ve babaya bir merhamet yerleştirdi. لِيَقُومُ بِتَرْبِيَتِهِ وَاِمْسَاكِهِ onun terbiyesine kaim olsunlar diye. وَاِمْسَاكِهِ ve onu tutsunlar diye ne zamana kadar? اِلَا اَنْ يَبْلُغَ مَبْلَغًا يَقُومُ بِتَدْبِيرِ نَفْسِهِ وَمَصَالِحِهِ kendi işlerini kendi göreceği zamana kadar onu ellerinde tutsunlar diye bir şefkat, bir merhamet yerleştirdi anne babaya, kalbine. Evet. Tüm yani anneden ayrı bir varlık olduğunu hissetmiyor çocuk zaten. 2 yaşına kadar kendisini müstakil bir varlık olarak göremiyor. Hala bir yere bağımlı gibi, bir şeyin parçası gibi hissediyor.
Zaten 2 yaşına kadar da bir çocuk anneden bağımsız gün içerisinde çok da kalamaz yani. Ya kucağındadır ya efendim emzirecek ya altına alacak. Hep böyle ona yapışık bir halde yürüyor yani. Hayat öyle gidiyor yani. Evet. ثُمَّ جَعَلَ لَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ اَرْضًا تَكْفِتُهُ. Sonra yetmedi. Hani اَلَمْ نَجَعَلَ الْاَرْضَ كِفَاتَا dedi ya. Ondan sonra öldükten sonra da onu kaplayacak, onu saracak bir yer oldu. وَتَظُمْبُهُ اِلَى نَفْسِهَا. O toprak onu kendine kattı. Değil mi? Toprağın içerisinde toprakla bütünleşti. Ve insanın çözülmeye başladığında uzuvları topraklaştı, toprağa dönüştü. Evet. İlâ nefsihâ feyestetiru bihâ an ebsârin nâzirîne. Aynı şekilde anne karnında onu sakladığı gibi toprakta da ne oldu? İnsanların gözetiminden onu sakladı yeryüzü. Yoksa yine tiksinti veren bir şeye dönüşür yani. Dönüşüyor insan. Yani o bir atımlık suyken nasıl böyle pis bir şeydi? Onun insanın gözetiminden uzak bir yerde sakladı onu. Aynı şekilde ruh çıktıktan, öldükten sonra da yine pis bir şeye dönüşüp kötü bir şey olacaktı. Onu da yine sakladı, gizledi. An ebsarin nazı iz raca'a ba'de mevtihi ila haletin yüste'afu ve yüstakderu ve la yukbelu tathir. Öyle bir şey ki yine aynı ilk cenin olduğundaki gibi insanların tiksinti duyacağı, yani uzak duracağı ve temizlikle de izale olmayacak bir çirkinlik kendisinde hasıl oldu. Olacak yani. فَكَانَ فِي ذِكْرِهِ اَوَّلَ اَحْوَالِهِ وَاِلَى مَا يَنْتَهِ اِلَيْهِ. İşte bu ilk insanın ilk oluşumuyla son geleceği yeri zikredilmesinde ne vardır? تَذْكِرُ النِّعَمِ, nimetlerin hatırlatılması vardır. Niçin? لِيُقْبِلَ عَلَى اَدَاءِ شُكْرِهِ, onu şükrünü eda etmeye, kulluğunu eda etmeye yönlendirmek için. Onu ikbal etmek için. اَوْ جَعَلَ الرَّحِمَ قَرَارًا لَهُ. Bir de başka bir tefsir. اَوْجَعَلَ الرَّحِمَ veyahut da rahimi kıldı. قَرَارًا لَهُ ف۪ي وَقْتِ كَوْلِهِ نُطْفَةً وَعَلَقَةً وَمُزْغَةً. Nütfe, alaka ve muzga iken bu üç aşamada onun için ne kıldı o rahimi? Bir karar mekanı kıldı. Niçin? لِمَا لَا يُعْرَفُ الْخَلَائِقُ اَنَّهُ بِمَا ذَا يَغَذَّ حَتَّى يَنْمُوا وَيَزِيدُ. Niye böyle bir anne karnını muzga ve alaka ve nutfeyken bir mekan karar kılma yeri kıldı? Niye yaptı bunu? Çünkü لِمَا لَا يَعْرَفُ الْخَلَائِقُ. Çünkü mahlukat, anne baba yani insanoğlu onun o haldeyken yani bir damla suyun nasıl tegaddi edeceğini, nasıl büyüyüp nemalanacağını, gelişeceğini bilemeyeceği için Allah Azze ve Celle onu önce belli bir seviyeye getirip ondan sonra anneden doğurdu. Yani farafa anhum, o insanlardan aldı, kaldırdı neyi? Meunete terbiyeti fi zelikel vakt. Bu vakitteki o ceninin büyüme sorumluluğunu onların üzerinden aldı. Tümme izâ sâra bihaysu yu'arafu vechu gadâihi. Sonra artık yani nasıl gelişebileceği anlaşılabilecek bir döneme, yaşa geldiğinde وَعَرَفَ الْخَلْقَ الْمَعْنَ الَّذ۪ي يَعْمَلُ ف۪ي دَمْعِ حَاجَتِهِ. Ve mahlukat onun hacetini, ihtiyaçlarını nasıl göreceğini anladı. اَخْرَجَهُ مِنْ بَطْنِ الْاُمِّ. Onu anne karnından ne yaptı? Çıkardı. وَفَوَّضَ تَدْبِيرُهُ اِلَى اَبَوَيْهِ. Ve sonra onun işini, sorumluluğunu anne babasına yükledi. Yani bir insanoğlunun anne karnında bir damla atımlık ve çirkin, pis, takzir edilen bir küf şey şeyi nasıl büyütüp nasıl geliştirileceğini bilemeyeceği için onu artık yetiştirip geliştirebileceği öğrenilecek bir döneme kadar içeride sakladı onu diyor. Anlaşıldı mı? Ha, artık bir yere geldi. Öyle bir yere geldi ki insanoğlu artık bunu nasıl geliştirebileceğini anlayabilecek bir duruma gelince bu sefer onun hamlini vaz ettirecek duruma getirdiği. فَهَذَا وَجْهُ تَذْكِرِ النِّعَمِ. İşte bu nimetlerin hatırlatılma veçidir. وَفِي ذِكْرِهِ ذِكْرُ الْقُوَّةُ وَالسُّلْطَانِ وَالْحِكْمَةِ. İşte bunun zikredilmesinde onun saltanatını, büyüklüğünü, yüceliğini ve hikmetini hatırlatılması vardır. Yani bunu niçin hatırlatıyor? Büyüklüğünü, kudretini hatırlatmak için. وَهُوَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى جَعَلَ النُّطْفَةَ الَّتِي أَنْشَأَ مِنْهَا النَّسَمَةَ. Allah Azze ve Celle
öyle bir nutfe yarattı ki ondan enşe'e minhen nesemete nefes alan bir varlık meydana getirdi. Bi haysu taslahu en yunşe'e minha alaqaten ve mudgaten. Öyle ki kendisinden muzga ve alakanın yaratılması mümkün oldu. Ve lev aradel halqa en ya'riful ma'na allazi lehu salahatin nutfetu bi en yunşe'e minha alaqata vel mudgata vel izame vel lahme sümme yekunu minha nesemeten seviyeten. Şayet ve lev aradel halqa, şayet insanlık bilse en ya'riful ma'na allazi lehu salahatin nutfetu bi en yunşe'e biha alaqata. Yani bir nutfenin kendisinden alakaya dönüşmesi, yani içinden bir alakanın çıkmasına nasıl mümkün olduğunu ve o alakanın muzgaya dönüşüne, o muzganın işte lahme, işte bir et şeyine dönüşmesine nasıl mümkün olduğunu, yani bir nutfenin potansiyelinde bu dönüşümlerin, sonradan dönüşmüş olduğu şeylerin nasıl içkin ve gizli olduğunu bir insan bilse diyor, sonra oradan nasıl nefes alan canlı bir varlığın meydana geldiğini bilse, lem yasilu ila marifetihi, ya bunu bilmesiyle, bunu bilmeyle uğraşmazdı diyor yani. Tamam. Ya ve izâ tefekkeru fî hâzâ, bunu tefekkür ettiğinde, alimu, bilirdi ki enne hikmetehu leyset alâ mâ yentehi aleyhi ilmül beşer. Yani bunun hikmeti insanoğlunun, beşerin aklının, zekasının ulaşabileceği, intiha bulacağı bir şey değildir bu. Yani beşerin idrak edeceği bir şey değildir. Bilseydi anlardı diyor yani. وَلَا قُوَّتُهُ تَقْسُرُ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْتَهِ اِلَيْهِ قُوَ الْبَشَرِ. Yani bir beşerin artık son bulacağı, takatinin, kudret takatinin son bulacağı bir yerde elde edilecek bir şey değildir bu. Tamam mı? Bunu anlardı diyor yani. Bilseydi, nasıl olduğunu bilseydi, ümidi keserdi. Bunu anlamak, bilmek mümkün değil derdi. Veya bunu kudret geçirmek mümkün değil derdi. Bu yapılamaz derdi yani. İki şeyi söylüyor yani. Hem idrak edemezdi, hem de eyleyemezdi bunu. Yapamazdı yani. Evet. وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُمْ عَلَى اِنْكَارِ الْبَعْتِ وَالْاِحْيَاءِ بَعْدَ الْاِمَاتَةِ. Peki bunların, işte onları öldükten sonra dirilmeyi inkar eden şey nedir? Ne o? تَقْدِيرُهُمُ الْاُمُورِ عَلَى قُوَى أَنْفُسِهِمْ وَتَسْبِيَتِهَا بِعُقُولِهِمْ. Onları zaten öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiren şey, bu işleri takdir edebilme, yani akıllarıyla takdir ettiklerini zannetmeleridir yani. Kendi kuvvetleri dahilinde gerçekleştiğini, yani kendi dünyaları, kendi dünya kavramları, kavram dünyaları çerçevesinde meseleyi idrak ettikleri için öldükten sonra dirilmeyi reddediyorlar. Yani diyorlar ki, yani insanoğlunun doğumunda olağanüstü, insan kudretini aşan bir şey yok ki ölümünde bir daha doğum gerçekleşsin. Yani bunun doğumu tamamen bizim tarafımızdan gerçekleşti. فَاِذَا تَدَبَّرُوا ف۪ي اِبْتِدَاءِ اَحْوَالِهِمْ. Onların ilk hallerini bir tedebbür ettiklerinde, وَرَأَوْ مِنْ لَطَائِفِ التَّدْبِيرِ. O sorumlulukların üstlenmesindeki incelikleri gördüklerinde, وَعَجَائِبِ الْحِكْمَةِ. Hikmetteki acayiplikleri. Alimu, bilirler ki اَنَّ الْاَمْرَ لَيْسَ كَمَا قَالُوا. İş hiç öyle dedikleri gibi değil. وَقَدَّرُوا. Ve onların takdir ettikleri, onların zannettikleri gibi değil. فَيَدَعُوهُمْ ذَٰلِكَ. O, bu onları sürüklerdi, yönlendirdi nereye? اِلَى تَصْدِيقِ بِكُلِّ مَا يَئْتِي بِهِ الرُّسُلُ وَيُخْبِرُهُمْ مِنْ اَمْرِ الْبَعْتِ وَغَيْرِ. Peygamberlerin haber verdiği ve getirmiş olduğu şeylerin tamamını, öldükten sonra dirilme gibi şeylerin tamamını tasdik etmeye onları sevk ederdi. فَجَائِزُنْ اَنْ يَكُونَ. Şöyle olması da caizdir. ذَكَّرَهُمْ اِبْتِدَاءَ اَحْوَالِهِمْ وَنُشُوئِهِمْ وَاِلَى مَا يَصِيرُونَ اِلَيْهِ. Onlara işte ilk defa yaratılışlarını ve neşet edişlerini hatırlattı. Ve اِلَى مَا يَصِيرُونَ اِلَيْهِ. Sonradan oluştukları şeylere, geldikleri şeyi hatırlattı ki, niçin? لِيَدَعُوا التَّكَبُّرَ عَلَى دِينِ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah'ın dinine tekebbür etmeyi terk etsinler. وَيَنْقَادُوا لَهُ بِالْاِجَابَةِ. Ve ona icabetle inkiyat etsinler diye. وَلَا يَسْتَكْبَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلَائِقِهِ. Aynı şekilde mahlukata da kibirlenmesinler. Yani sen bir atımlık sudan yaratıldın. O da aynı. Herkes aynı damladan yaratıldı. Hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü olamaz. Dolayısıyla kimsenin kimseye bir kibirlenmeyi gerektirecek bir şeyi, bir durumu yoktur. Değil mi?
Evet, kibir genelde işte asil kan deniliyor mesela. Her insanın kanı necasettir. Hiçbir insanın kanı diğerinden üstün olamaz. Kan kandır yani. لِيَنُّهُمْ فِي اِبْتِدَاءِ اَحْوَالِهِمْ كَانُوا نُطْفَةً Onlar ilk başta bir nutfeydiler. يَسْتَقْدِرُهَا الْخَلَائِقُ O insanların uzak durduğu yani tiksinti duyduğu. Tüm alakaten sonra alakaya tüm ve muzgaten alakaya ve muzgaya dönüştüler. Ve yasirune fi müntehel emri ve en sonunda da neye dönüştüler? Cifeten kokuşmuş çürümüş bir şeye. Kadiraten kaçınılan tiksinti duyulan bir cifeye döndüler. Ve men kâne hâzâ vasfuhu vasfı böyle olan fe enna yeligu bihi tekebbürü alâ ahadin. Kime tekebbür edebilir yani? Dünyaya gelişi bir pis bir sudan, dünyadan gidişi yine böyle tiksinti verici bir şeyden kime tekebbür edebilir? Sümme kavlu azze ve celle yani demek istiyor ki insanoğlu ekmek kadar mübarek bir şeyi dışkı kadar çirkin bir şeye dönüştüren bir varlıktır. İnsanın içinden geçen şey o kadar bozulur ki o kadar bozulur işte. Çilek gibi, kiraz gibi, domates gibi bu kadar leziz, bu kadar güzel bir nimeti senin birazcık içinde kaldı diye neye dönüştüğünü görüyorsun. İnsan budur diyor yani. Tekebbüre gerek yok. Çok da büyüklenmene gerek yok. Vaksuma kavlu azze ve celle elem necel arda kifate tekfituhum e yani tavummuhum o yeryüzü onları kendine kattı. Ve tecmeuhum topladı fi hayatim hayatlarında ve ba'de mematim öldükten sonra da fel inzimamu ileyha fi hali hayatihim hayattayken onlara inzimam olması nedir? Ma ce'ale lehum minel mesakini fiha vel buyut. Yani yeryüzünün onlar için sığınak olması, hayattayken sığınak olması ne? İşte yeryüzüne evler yapabildiniz değil mi? Ve ce'ale lehum ba'de mematihim mekabiru yudfenune fiha. Öldükten sonra da orada kabirler ediniyorsun. Defnedileceğin kabirlere dönüşüyor. Ev ce'ale mutekallibehum ve mesvahum fi zuhuriha fi hayatihim. Onlara onların işte mütekallibehum ve mesvehum ayette de var ya yani seferdekiler ve hazardakiler için yani seferi olanlara da kendi mekanı olanlar içinde fi zuhuriye o yeryüzünün sırtında yani üstünde fi hayatihim ve ceale batniha me'ven lehum ba'de vefatihim yani o yeryüzünün üstünde hayattayken sizin için bir meva oluşuyor altında içinde de öldükten sonra sizin için bir meva oluşuyor. Ve ceale zahruha bisatan lehum. Onun dışı onlar için ne oldu? Bir yaygı. Litesluku fiha sübülen ficace. Oradan yollar edinsinler diye. Ve kaddara lehum fiha akvatehum. Ve onlar için yemek yiyecek şeyler takdir etti o yeryüzünün üstünde. Fedekkerahum vucuhun ni'ami fi halqihi onlara mahlukatındaki nimetlerini hatırlattı. Fi halqihil arda liyes te'di minhumu şükra onlardan şükrü eda etsin. Onlar şükrü eda etsinler diye işte bu nimetleri bu şekilde hatırlattı. Ve cealna fiha biz o yeryüzünde yarattık ravasiye dağlar şamihatin sapasağlam. Ve eskaynâküm mâen furâtâ ve orada tatlı sular onlara içirdik. Veylün yevmeydin lil mükezzibin yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Esbetehâ fil ardi onu kavlu azze ve celle ve ceallâ fiyâ revâsiye şâmikâtin ferravâsiye hiyel cibâlu es-sâbitâtu fil ardi yeryüzünde sabit olan. Esbetehâ fil ardi onu yeryüzüne sabit kıldığın için liyakirra biha o yer karar kılsın sağlam olsun diye. Ve lâ temîde bi ehlihâ o yer ehliyle birlikte sarsılmasın, sağa sola kaymasın. İzlev mâdet, şayet o kayacak olsa, sarsılacak olsa, lem yasıl ehlüve ilâ mâ kuddira lehum bihe minel menâfi'i. Yani eğer o yeryüzü sağlam, sabit olmayıp sürekli kaygan, kayan, sürekli zelzele halinde bir yer olsa, onlar için yeryüzünde takdir edilmiş nimetlerden faydalanma imkanları olmaz. Evet. Fezekkerahum bi zikrihi. Evet, onlara bunları hatırlatarak hatırlattı neyi? Bi zikrihil cibali er-revasiye yani o sağlam dağları zikrederek onlara hatırlattı neyi?
azime ni'amihi aleyhim, onların üzerlerindeki büyük nimetlerini, insanların üzerindeki büyük nimetlerini hatırlattı Allah Azze ve Celle. Niçin? Liyeste'di minhumu şükra, onlar şükürlerini eda etsinler diye. Ve şamikat hiye tıvalu. Şamikat ne? Dikey, büyük, uzun, sağlam demek yani aslında. Kazık. Fekavlu Azze ve Celle ve eskaynâküm mâen furâta. Yani enzelnâ ileyküm minessemâi mâen furâten. Onlara temiz, yani tatlı su indirdi. Furat, Fırat da oradan geliyor değil mi? Tatlı, berrak. Evet. Ve levlâ inzâluhu aleyküm. Eğer Allah Azze ve Celle onu size indirmeseydi, lem tekûnû tasilûne ileyhi bi kuvâküm ve hiyelüküm. Size o gökten tertemiz su indirmeseydi, siz kendi kuvvetiniz, kudretinizle onu elde etmeniz mümkün olmazdı. ثُمَّ أَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ, sonra onu semadan yere indirdi. وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الْعُذُوبَةِ, yani semadan yere indirdi ama ondaki tatlılık, yani tatlılıktan çıkmadı o su yani. وَلَا حَلَّ بِهِ التَّغَيُّرُ بِمَا مَسَّتُ الْأَرْضِ, yani yere indiğinde, yere girdiğinde ondaki tatlılığı yer değiştirmedi. Yani gökten tatlı olarak indi ama toprağın içine girdi diye onun tatlılığı bozulmadı değil mi? Hakikaten öyle yani. Yine zaten o ırmaklar, efendim gözeler hep yağmur suyunun yeryüzünde altta birleşmesiyle oluşuyor yani. O bozulmuyor, hala berrak yani. Vaktelata vaktelatat bihi, ve o toprağa bitişmesiyle, yani toprağa karışmasıyla onun tatlılığı gitmedi. Ve hâden munsarifun ile şurbi hâsaten. Bu sadece içmeye mahsus olan bir özelliktir. Tümme li gayril udbi minel menâfi'i mâlül udbi. Yani tatlı suda olmayan menfaatlerin tamamı tatlı suda vardır zaten. İlle şurbi hâsaten, ancak tatlı, yani içilebilirlik hariç. Yani tatlı suda tatlı suda olup da tuzlu suda olmayan tek şey nedir? İçilebilirliktir. Tatlı suda üstelik yani tatlı olmayan sudaki bütün özellikler tatlı suda da yine aynı şekilde vardır yani. Evet. Evet, yani şöyle. Tümme li gayril udbi, tatlı olmayan suda, minel menafi'i, menfaatlerden, malil udbi, yani tatlı olmayan suda, tatlı sudaki güzelliklerin, faydalı özelliklerin tamamı vardır. İlle şurb, sadece içme hariç değil mi? Hasreten hariç. Sadece içme özelliği ne de var? Tatlı suda var. O yüzden furaten diye getirdi. Onu anlatmaya çalışıyor yani. Furaten diye sıfatlamasının sebebi o. Yani suyun tatlı olmaması da onun yine Allah'ın büyük bir nimeti olmasına engel değil. Onunla da temizlik yapıyorsun değil mi? Tatlı olmaması. Onu kullanıyorsun bir sürü şeyde. Ama tatlılık sadece içilebilirliği mümkün kıldığı için ayrıca özellikle sıfat olarak zikredilmiştir. Burada kalalım.